Arya TV'de Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi final heyecanı devam ediyor. Yeditepe Eagles ile Hacettepe Red Deers karşı karşıya. İlk iki çeyrek sonunda Eagles'ın 19-0'lık bir üstünlüğü bulunuyor. Sizlere istatistiklerden bahsedelim. Yeditepe Eagles pas oyunlarında toplam 143 yarda mesafe ilerleme kat etmiş. İki çeyrek içinde. İlk çeyrekte 5 pas oyunu, ikinci çeyrekte 1 pas oyunu. Bu arada oyuncular bazında söylüyorum. İsabetli olanları onu düzelteyim. Atilla Işık 138 yarda mesafe kat etmiş pas oyunlarında ve touchdownları da bulunuyor. Eduardo Maranhão'nun aldığı bir pas oyununda 5 yardalık ilerlemesi var. Hacettepe Red Deers'ın pas denemelerinde toplam 5 pas oyunu oynamış Hacettepe, ancak bir kazanımı yok. Koşu oyunlarında da bir Yeditepe Eagles üstünlüğü var. Eduardo Maranhão 6 koşu oyununda 53 yarda ilerlemiş durumda. Ali Örmen'in bir koşu oyununda 8 yardalık ilerlemesi var. Hacettepe Red Deers'ta Levent Deniz Çelik, düzeltiyorum. Hacettepe Red Deers'ta, evet, Levent Deniz Çelik'in koşu oyunları vardı. Ve sıra geldi cezalara. Hacettepe Red Deers kendi aleyhine verilen cezalarda toplam 25 yarda gerileme yaşamış. Yeditepe Eagles ise aleyhine verilen cezalarda 30 yardalık bir gerileme yaşamış. Bu bilgiler için, istatistikler için Batur Çavdar'a teşekkür ederiz. Ve ayrıca sizlere sakatlık durumlarından da bahsedelim. Hacettepe Red Deers'ta 99 numaralı formasıyla savunma hattı oyuncusu Alpay Burak Tatar'ın sağ ayak bileğinde bir dönme meydana gelmiş. Ayrıca Yeditepe Eagles'ın running backlerinden Eduardo Maranhão'nun da bir hamstring, yani kas atması sıkıntısı bulunuyordu. Acaba devam edecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu arada Yeditepe Eagles savunmasının toplamda 26 yardalık katkısı olmuş hücum için. Bu bilgiler için tekrardan Batur Çavdar'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tekrardan skoru hatırlatmak gerekirse Yeditepe Eagles 19-0 önde. Eğer maç bu şekilde tamamlanırsa İstanbul Anadolu Yakası ekibi 2. ligin şampiyonu olarak gelecek sezon Türkiye Korumalı Futbol 1. liginde mücadele edecek. Hacettepe Red Deers ise bir geri dönüş gerçekleştiremezse
play-out maçı oynayacak Anadolu Rangers ile. Üçüncü çeyreğin başlamasına az bir süre kaldı ve takımlar son taktiklerini alıyorlar. Yeditepe Eagles'ın santra takımı, Hacettepe Red Deer'ın dönüş takımı sahaya geliyor. Artık ikinci ligde 2019 sezonunun sona ermesine son 24 dakika başlamak üzere ve santra yapıldı. 11 yarda çizgisinde topu yakaladı Levent Deniz Çelik. 15 yardadan fazla bir dönüş koşusu oldu ve 29 yarda çizgisinden, kendi yarı sahasının 29 yarda çizgisinden ikinci yarının ilk hücumunu oynayacak Ankara ekibi Hacettepe Red Deer's. Bakalım nasıl bir hücum serisi izleyeceğiz Hacettepe'den. Daha önceki hücum serileri iki tane top kaybı ve diğer kalan serilerde degajla sona ermişti. Ve bir koşu oyunuyla başladı oyuna Hacettepe. ...33 yarda çizgisinde sona eren bir hücum. ...2 ve 6... şu an Hacettepe Red Deer'ın hücumunda bir oyun kurucu değişikliği de var, onu da belirtelim. Oo, bu arada güzel bir müdahale geldi. Güzel bir müdahale geldi. Yeditepe Eagles savunmasından. Şu an Hacettepe'de de bir oyun kurucu değişikliği gördük. 12 numaralı formasıyla Bora Akcan oyun kurucu pozisyonunda oynuyor. Şimdi üçüncü hücum hakkında yine bir pas oyunu, ancak bu sefer başarılı değil. Az önceki pas oyununu Kaan Karsu'yla oynamıştı Bora Akcan. Ve yine Hacettepe hücumu hakkını tazeleyemeden degaj yapacak. Üçüncü çeyreğin ilk hücum serisinin sonunda. Degaj yapıldı. Uzun bir degaj oldu. Evet, 27 ya da 28 yardalık bir çizgide, 27 şu an 27 yarda çizgisinde duruyor top. Yeditepe Eagles kendi yarı sahasının 27 yarda çizgisinden 1 ve 10 oynayacak. Bu çeyrekteki ilk hücum serisi olacak İstanbul Anadolu Yakası ekibinin. Bu arada Curtis Voss'ta da hafif bir sakatlık var gibi duruyor. Biraz seke seke ilerliyor. Bakalım nasıl bir oyun sergileyecek, nasıl bir performans sergileyecek. Ve bu arada bir ceza gelmiş olsa ki 43 yarda çizgisinden başlıyor hücuma
Eagles. 1 ve 10. Bu arada ceza bayrağı geldi. Koşu oyunu. Eduardo Maranhão, o da sahada. Acaba hakemlerden nasıl bir karar çıkacak? Yanlış duymadıysam bir illegal dizilişten dolayı 5 yardalık ceza aldı Yeditepe. 1 ve 15 oluyor. Tekrardan oynayacak birinci hücum hakkını Eagles. Topu aldı Curtis Walls. Uzun bir pas oyunu. Yine Atilla Işık tek elle yakalamaya çalıştı. Ceza bayrağı da yok. Ve 15 şimdi bakalım bu sefer nasıl bir oyun izleyeceğiz. Yeditepe Eagles'tan Curtis Walls yine bir pas oyunu mu? Hayır, sıyrıldı. Evet, yine bir pas oyunu. Bu sefer İlhan Mert Bozatlı bir kafa kafaya çarpışma da oldu orada. İsabetli bir pas oyunu geldi. Curtis Walls, İlhan Mert Bozatlı ikilisinden. Seyit Ahmet Nomer, Hacettepe Red Deers'tan. İlhan Mert'e müdahalede bulunan oyuncu ve şu an hücum hakkını da tazelemiş durumda. Yeditepe Eagles 1 ve 10 oynuyor. Rakip yarı sahasına girmiş durumda. Curtis Walls'un pası başarılı. İlhan Mert Bozatlı sıyrılmayı başardı. İkincisinden de sıyrılmaya çalışırken düştü. Art arda iki top yakalaması var İlhan Mert Bozatlı'nın. Artık 40 yardadan daha az bir mesafe var. Eagles'ın önünde bir pas oyunu daha. Yine aynı ikili sahnede. Curtis Walls ve İlhan Mert Bozatlı. Şu an Yeditepe Eagles hücumunu adım adım ilerletiyor. Şu an topun durduğu yere bakacak olursak Eagles hücum hakkını tazelemiş gibi görünüyor. Şimdi bir kontrol var. Bakalım. Her şey burada belli olacak. Yeditepe'li oyuncular ilerlediklerini söylüyorlar. Ancak önemli olan burada hakemin kararı. Evet. Yeditepe hücum hakkını tazelemeyi başardı. Yine Walls Bozatlı ikilisiyle. Şimdi bir koşu oyunu var. Ceza bayrağı da var. Hacettepe'den Ali Örmen'e etkili bir savunma geldi. Ancak ceza bayrağı var. Gördüğünüz gibi bakalım kimin aleyhine bir karar orada çıkacak. Evet, illegal bir kontak duydum buradan, ancak karar iptali var. Aynı yerden ikinci hücum hakkı mı oynuyorlar? Evet, ikinci hücum hakkı ama şu an
mesafenin gerilediğini görüyorum ben. Evet, bir pas oyunu. Curtis Walls, güzel bir pas. Atilla Işık topu kaybetti. Topu alan oyuncu Hacettepe Eagles savunmasından 24 numara Mücahit Yazıcıoğlu. Atilla Işık'ın yere düşürdüğü topu kaptı ve takımına yeni bir hücum hakkı kazandırdı. Bu aynı zamanda Eagles'ın ilk top kaybı oldu derken, şu an Eagles kenarında da bencinde de Curtis Walls'un seke seke kenara geldiğini görüyoruz. Onun da bir sakatlık sorunu var şu an. Yeditepe'nin yabancı oyuncuları sakatlıklarla da mücadele ediyor. Şimdi Hacettepe bir koşu oyunu oynadı. Üç yarda çizgisinden başladılar hücuma. Tabii bu yere düşen top sonrası kazandıkları hücum hakkı onlar için bir moral olmuş olabilir. İkinci hakkını oynayacak şimdi Hacettepe. 2 ve 4 düzeltiyorum. 2 ve 6 4 8 yarda çizgisinde duruyor. Yok. Tekrardan düzeltiyorum. Şu an evet 7 yarda çizgisinde hücuma 3 yardadan başladılar. 2 ve 6 ile oynadıkları, şimdi 3. hücum hakkını oynayacak Hacettepe. Şimdi bir pas oyunu ve bir blok geldi orada. Bir blok geldi orada. Yeditepe Eagles'ın savunma hattından Umut Baran Çelen bloğu yapıyor ve Hacettepe elde ettiği hücum serisini degajla tamamlamak zorunda kalıyor. Degaj yapıldı. 40, 41, 42, 43. 43 yardadan başlayacak hücuma Yeditepe Eagles. Hacettepe yarı sahasından başlaması bir avantaj olacak Yeditepe Eagles'a. Her ne kadar bir önceki hücum serisinde top kaybı yapmış olsalar da etkili savunmasıyla Hacettepe'nin istediği ilerlemesine engel olmayı başardı. Ve bu arada mola var. Tekrardan hatırlatalım. Yeditepe Eagles'ın 19-0'lık bir üstünlüğü bulunuyor Red Bears karşısında. Eğer maç bu şekilde tamamlanırsa Eagles 2. ligin şampiyonu olup 1. lige çıkmaya hak kazanıyor. Hacettepe ise bu sonuç eğer olursa Anadolu Rangers ile playout maçı oynayacak.
Bakalım etkili bir savunma ardından rakip yarı sahasından başlayacağı hücum serisinde. Bu arada bir düdük daha. Şimdi tekrardan evet oyuncular pozisyonlarını aldı. Curtis Walsh bu arada diz çöktü. Bu arada oyun durmasına rağmen bir koşu oyunu oldu. Çünkü topu istediği gibi alamadı Curtis Walsh. Sakatlığı bulunuyor. Aksayarak yürüyor zaten. Tabii bu da onu bir hayli zorluyor. Evet, ikinci hücum hakkı oynayacak. İkinci hücum hakkını oynayacak. Yeditepe Eagles. 3 yardalık bir kayıp oldu. Bakalım bu sefer nasıl bir hücum, bir koşu oyunu gibi duruyor. Buradan belki pas oyunu da çıkabilir. Evet. Bir handoff gibi bir şey oldu orada. Yani basketboldaki handoff'u andıran bir pozisyondu. Atilla Işık koştu. Bir kazanımı oldu. Ancak bu kazanım 3 yardlıktı ve 3 ve 10 olacak. Eğer Eagles buradan hücum hakkını tazelemek istiyorsa en az 10 yarda geçmesi gerekecek ve bunu da büyük bir ihtimalle pas oyunuyla gerçekleştirecek gibi duruyor. Etkili pas oyunları oldu. Etkili pasları oldu Curtis Walsh'un ilk yarıda. Pas oyunundan touchdownlar da geldi. Evet, bu sefer screen pass Atilla Işık'a. Atilla Işık ilerliyor. Atilla Işık first down. Evet, hücum hakkını tazeledi Atilla Işık. Etkili bir koşu çıktı Atilla'dan. Ve bu arada bir ceza bayrağı var. Curtis Walsh'un itirazı var galiba. Başhakem Umut Erdener'e. Evet. Evet, Yeditepe Eagles'a 5 yardalık bir ceza kararı çıktı. Orada ne olduğunu duyamadım tam olarak ama 5 yarda geriledi ve son hücum hakkı mı olacak yoksa hücum hakkı tekrarlanacak mı? Şimdi onu göreceğiz. Evet, hücum hakkı tekrarlanacak. Bakalım. 47 yarda çizgisinde rakip yarı sahasında Yeditepe Eagles Curtis Walsh topu aldı. Bir pas oyunu ancak kısa kalıyor. Ve Degaş takımı giriyor sahaya Yeditepe'nin. Tabii bu hücum serisinde yaşadığı mesafe kayıpları Eagles'ın istediği ilerlemesini sağlayamadı. Berkecan Aktaş'tı son pozisyonda topa atlayan wide receiver, top alıcısı. Ve bu arada bir hatta 1, 2, 3, 3 tane ceza bayrağı var. Hacettepe Red Deers'ın 42 numaralı oyuncusu K
Kaan Alper Kılıç. Kendisine bir offside cezası verildi ve şimdi degaj yapıldı. Uzun bir degaj. Top gol bölgesine düştü. Touchback oluyor. Ve Hacettepe şimdiki hücum serisine ...20 yarda çizgisinden başlayacak. Bu arada Hacettepe Red Deers benci ve tribündeki Hacettepe'li taraftarlardan da bir destek geldi hücum takımına. Red Deers kendi yarı sahasının 20 yarda çizgisinde 1 ve 10 oynayacak. Evet. Bir koşu oyunu geldi. Ancak bu koşu oyunundan fazla bir mesafe kazancı çıkmadı. Bu arada çeyrek sonuna 3 dakika kaldığını söyleyelim. Maçın başhakemi Umut Erdener'den duyduğumuz bu. Evet, bu arada bir koşu oyunu oynanırken ceza bayrağı da geldi. Bakalım kimin aleyhine bir ceza. Evet, Yeditepe Eagles'ta 56 numara Yiğit Doğanay'a bir offside kararı çıktı. Hacettepe bu cezayla 5 yardalık bir ilerleme kaydetti. 3. hücum hakkı 3 ve 5, 25 yarda çizgisinde Red Deers. Top çıkarıldı. Bir pas oyunu denemesi ancak kısa kalıyor bu pas oyunu ve bir Hacettepe Red Deers hücumu yine degajla tamamlanacak mı? Evet, takımlar değişiyor. Yine bir degaj göreceğiz Red Deers'tan. Doruk şuta doğru bir pas oyunuydu Bora Akcan'dan, ancak kısa kaldı ve isabetsiz bir pas oyunu daha olmuş oldu Red Deers adına. Evet, kötü bir top çıkarımı oldu. Degaj bloklanabilirdi. Son anda topa vuruldu ve 30 yardadan da daha az bir 30 yardadan daha az bir mesafeden hücuma başlayacak Yeditepe Eagles. Tekrardan skoru hatırlatalım. Eagles'ın 19-0'lık bir üstünlüğü var. 3. çeyrekte henüz sayı yok. Eğer maç bu şekilde tamamlanırsa Yeditepe Eagles 1. lige çıkacak. Hacettepe Red Deers ise Anadolu Rangers ile playout maçı oynayacak. Ve şimdi rakip yarı sahasının 28 yarda çizgisinden hücuma başlıyor Eagles. Top çıkarıldı. Curtis Walls Atilla Işık'ı buldu. Atilla Işık topu kaptı. Ancak topu kaptığı gibi de Red Deer savunması tarafından düşürüldü. Herhangi bir mesafe kazanımı yok. 2 ve 10 olacak. Bu arada
bir oyuncu değişikliği mi var? Bir uyarı mı var şu an? Hakemler tarafından oyun durdu. Daha hücum ve savunma için dizilişler yapılmadı. Evet, hücum hattından Canberk Bali galiba kaskı ile ilgili bir sorunu vardı. Onu düzeltti. Tekrardan sahaya döndü. 2 ve 10 oynayacak Yeditepe Eagles. Top çıkarıldı. Evet, Hacettepe Red Deer savunması. Bu sefer Yeditepe Eagles koşusunu etkili bir şekilde durdurmayı başardı. Yanılmıyorsam 3. koşu oyununda Eagles hücumuna mesafe kaybı yaşattırdı. Murat Yılmaz müdahaleyi yapan oyuncuydu. Şimdi 40 yarda çizgisinde Yeditepe. 3 ve 12. 3 ve 22 düzeltiyorum. Bir pas oyunu gelecek. İlhan Mert Bozatlı topu yakaladı ve dışarıya çıktı, ancak ceza bayrağı var ve bu arada Yeditepe Eagles aleyhine bir illegal tutma kararı çıktı. On yarda daha geriledi. 3 ve 32 oynayacak şu an. Eagles, Curtis Walls uzun mesafeli bir pas ve isabetli değil ve bu arada Hacettepe'de yerde bir oyuncu vardı ama kalktı. Evet, Yeditepe Eagles hücumlarda istediği verimi alamıyor. Curtis Walls sakatlığına rağmen şu an sahada takımını taşımaya çalışıyor. Birazdan degaj gelecek. Top dışarı çıktı. Evet, Hacettepe Red Deers etkili bir degaj sonrasında kendi yarı sahasının 7 yarda çizgisinden 1 ve 10 oynayacak. Evet, bu arada oyun kurucu yine değişti Hacettepe Red Deers'da. Umut Köroğlu tekrardan sahada. Oyun kurucu pozisyonunda ve bu arada 3. çeyrek sona erdi. 3. çeyrekte herhangi bir sayı olmadı. Top kayıpları oldu. Degajlar oldu. Sayı olmadı. Eagles'ın 19-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Ve son 12 dakikaya artık girmiş durumdayız. Eğer Hacettepe Red Deers
bu kısa sürede 3 touchdownlık farkı kapatıp ekstra sayılarla öne geçemezse play-out maçı oynamak zorunda kalacak. Şu an süre 7-tepe Eagles'ın lehine işliyor. Birinci hücum hakkı Hacettepe Red Deers'ın. Ve bu arada bir hatalı çıkış oldu galiba Yeditepe'de. Çünkü ceza bayrakları vardı. Evet, Yeditepe hücumunun offside yaptığını söylüyor. Siz de gördünüz. 5 yarda ilerleyecek Hacettepe. Bu ceza sonrasında Yeditepe'nin aleyhine çıkan bir offside cezası oldu. 1 ve 5 oynayacak Hacettepe. Şu an 12 yarda çizgisinde. Evet, top şimdi çıkarıldı. Bir koşu oyunu. Bu arada Hacettepe'de bir sakatlık mı var? Yok. Üçüncü hücum hakkı olacak Hacettepe'nin. Üç ve iki. Bir pas oyunu ancak başarısız bir pas oyunu daha Hacettepe Red Deers'dan ve yine Hacettepe Red Deers degaj takımı sahaya giriyor. Evet, Hacettepe bu maçta istediği hücum oyunlarını gerçekleştiremedi. Haklarını tazelemekte zorluk çektiler. Şimdi degaj yapıldı. Evet, Yeditepe Eagles'ın yarı sahasına düştü top. 20-11, evet 10. 10 yarda çizgisinde durdu top. Etkili bir degajdı. Artık son çeyrekteyiz. Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi'nin final maçı Yeditepe Eagles'ın 19-0'lık üstünlüğü var. Evet, Curtis Wolfe görüyorsunuz 14 numaralı formasıyla seke seke geliyor sahaya. Giriyor. Evet, sakat sakat oynuyor. Ona rağmen takımının sayılar kazanması için derken bu arada bir ceza bayrağı. Bu arada ceza neden çıktı? Kime çıktı? Orada Eagles'ın hücum hattından bir oyuncuya ceza çıktı ve mesafe kaybı yaşandı. 5 yardaya geriledi. Ali Örmen'in koşusu var. Çok da fazla bir kazanım olmadı gibi duruyor.
bu noktada. Tabi şu son hücumlarda Yeditepe istediği gibi oynayamasa da aradaki 3 taçdanlık fark onlar için büyük bir avantaj. Evet, Curtis Walls topu aldı, pası attı ama kısa düştü o pas. Şu an 7 yardaya daha yakın bir noktada duruyor. Top ve 3. hücum hakkı olacak Yeditepe Eagles'ın. Evet, şu an Curtis Walls'a büyük bir baskı vardı ve topu dışarıya attı. Etkili bir savunma geldi Hacettepe'den. Derken evet, artık Curtis Walls ayağını basamayacak durumda ve kenara geliyor. Kendisine buradan geçmiş olsun diyoruz Curtis Walls'a. Degaj yapıldı. 30, evet, Levent Deniz Çelik 33 yardadan aldı ve Hacettepe Raiders ilk sayılarını degaj dönüşünden buluyor. Levent Deniz Çelik takımın running backlerinden 33 yardalık bir dönüş koşusu ve touchdown Hacettepe'nin. Fark 13 sayıya düştü. Ve ekstra 2 sayı oynayacak Hacettepe. Risk alıyor tabii bu süre içerisinde. Çünkü süre onların aleyhine işliyor. Ve bu arada bir koşu oyunu ve evet 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 Umut Köroğlu. Ekstra 2 sayıyı alıyor Umut Köroğlu. Fark 11'e düştü. Skor 19-8. Red Deers için çok kritik oldu bu. Çok kritik sayılar. Önce Levent Deniz Çelik'in 33 yardadan aldığı top, sonrasında dönüş koşusunu touchdown'la tamamlaması ve ardından Umut Köroğlu ekstra 2 sayı koşusu. Raiders bir anda farkı 11 sayıya indirdi. Eğer Hacettepe Raiders sayı yemeden 2 touchdown daha bulabilirse skorda üstünlüğü ele geçirecek. Evet. Tek taraflı vuruş, topu kapmayı başardı Yeditepe Eagles'lı oyuncular. Göksel Yenginer orada tek taraflı vuruşta
topu yakalamayı başarmıştı. Tabii bu bir risk, yani tek taraflı vuruşta Hacettepe'liler Yeditepe'lilerin topu kontrol edememesini ve oradan yere düşen topu kapıp tekrardan hücum etmek için yapılan bir vuruşu denedi. Ancak hücum sırası Yeditepe'de ve bu arada Curtis Walls hala daha sahada, sakatlığına rağmen oynuyor. Bu arada müthiş bir mücadele var. Şu an top Yeditepe Eagles'ın 42 yarda çizgisinde. İkinci hücum hakkını oynayacak Eagles. Evet, Walls topu aldı. Eduardo Maranhão'nun koşu oyununda Yeditepe Eagles hücum hakkını tazelemeyi başardı. Tekrardan hatırlatalım. Şu an 19-8'lik bir üstünlüğü var Yeditepe Eagles'ın. Eğer maç bu şekilde tamamlanırsa Eagles ikinci lig şampiyonu olarak Türkiye Korumalı Futbol birinci ligine çıkacak. Ve 48 yarda çizgisinden 1 ve 10 oynayacak İstanbul Anadolu Yakası ekibi. Curtis Walls pasta başarılı. Etkili bir pas oyunu oldu. Curtis Walls ile Kaan Atsever işbirliği sonrasında şu an Yeditepe bench'i de hücum takımına desteğini veriyor. Yine ilerlemeyi başardılar. Hücum hakkını tazelediler. Gol bölgesine 42 yarda uzakta Yeditepe Eagles 1 ve 10. Oynayacak şimdi. Evet, topu aldı Curtis Walls. Uzun mesafeli bir pas oyunu. İlhan Mert Bozatlı topu yakalayamadı. İkinci hücum hakkını yine aynı yerden oynayacak Eagles. Pas oyunlarına daha fazla, daha çok pas oyunlarına başvuran bir Yeditepe Eagles var. Tabii süreyi de eritmeye çalışıyorlar. O da başka bir durum. Çünkü 11 sayılık bir skor üstünlüğü var Eagles'ın. İkinci hücum hakkı 2 ve 10. 42 yarda çizgisinde rakip yarı sahasının Yeditepe Eagles. Topu aldı Curtis Walls. Eduardo Maranhão'ya teslim etti. Eduardo Maranhão koşu oyununu tamamlamayı başardı. Ve yanlış görmediysem 36 ya da 35 yarda çizgisine geldi. Düzeltiyorum. Evet, hakemler topu 37 yarda çizgisine koydular. Üçüncü hücum hakkı olacak Eagles'ın. Hacettepe Red Deers'ın sayı bulmasıyla maçta heyecanın dozu biraz daha artmış durumda. Fark 11. Ve tabii Hacettepe için gerekli olan iki touchdown var. Ama öncesinde eğer Hacettepe bu maçı almak istiyorsa buradan sayı yememesi gerekir. Ve 3. hücum hakkında da başarısız bir pas oyunu çıktı. Sanırım bu noktadan bir degaj olacak mı? Hayır, hayır. Şu an Yeditepe'nin hücum takımı tekrardan sahada. Yani sahadan çıkmadı ve
son hücum hakkını da oynayacak bir risk alıyor Yeditepe Eagles bu noktada. Bakalım son hücum hakkı eğer burada hakkını tazeleyemezse top kaybı olacak ve hücum sırası Hacettepe Red Bears'a geçecek. Curtis Walls aldı topu. Arkadan bir baskı var. Sek mi geliyor? Hayır. Baskıdan kurtuldu. Pası da verdi İlhan Mert Bozatlı'ya. Çok güzel sıyrıldı ve Yeditepe Eagles hücum hakkını tazelemeyi başardı. Top kaybından kurtuluyor da. Başarılı bir pas oyunu geldi Yeditepe Eagles'ta. Ve bu arada 18 yarda çizgisine kadar gelmiş vaziyette. Bu arada bir uyarı var. Yeditepe Eagles'lı oyuncuya 65 numaraydı. Yanlış görmediysem. Evet. Bu faulden sonra mesafede de gerilemiş oldu ama hücum hakkı devam ediyor Yeditepe Eagles'ın. Curtis Walls bir pas oyunu daha yakaladı mı? Yakaladı. Evet. İlhan Mert Bozatlı bu pası da yakalıyor ancak ceza bayrağı var. Bakalım nasıl bir karar çıktı? Çıkacak. Şu an top. Evet. Bir mola geldi galiba. Top. On beş yarda çizgisinde duruyor. Yeditepe Eagles touchdown'a çok yakın. Galiba orada atılan ceza bayrağında nasıl bir karar çıktıysa ya da çıkacaksaydı iptal edilmiş gibi duruyor. Artık maçın son dakikaları. Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi'nde Yeditepe Eagles şampiyonluğa yakın olan taraf şu an 11 sayılık bir üstünlüğü bulunuyor. 19-8 skor. Eğer Yeditepe Eagles buradan touchdown'ı çıkarabilirse çok ama çok büyük bir avantajın sahibi olacak. Ve şimdi ikinci hücum hakkını 15 yarda çizgisinden oynuyor Yeditepe. Curtis Walls Eduardo Maranhao'ya verdi. Koşu oyunu oynadı ancak çok da fazla mesafe kat edemedi Yeditepe. Evet şu an Yeditepe bulunduğu noktada eğer herhangi bir sayı çıkaramazsa, yani şuradan touchdown veya first down çıkaramazsa alan golüne gidebilir. Şu an 17 yarda da 3. hakkını oynuyor. 3 ve 8 olarak görüyorum buradan. Curtis Walls topu aldı. Bir ceza bayrağı var yine. Bir pas oyunu ve bu arada bir
interception, bir pas çalma. Evet, Curtis Walls tabii sakatlığının da vermiş olduğu bir dezavantajla oynuyor. Top kaybı oldu. Yeditepe Eagles'tan, evet. Curtis Walls arkadaşlarının destekleriyle yürüyebiliyor şu an. Gerçekten çok ama çok zor bir performans. Yani çok zorlanıyor. Sakat sakat oynuyor. Sakatlığına rağmen takımı için mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Tabii işin ucunda şampiyonluk var. Ve bu arada Hacettepe Red Deers hücuma başladı. Bir koşu oyunu geldi. Şu an hücum hakkını tazelemeye yakın. 11 yarda çizgisinden başladılar hücuma. Kendi yarı alanlarında 2 ve 3 oynayacaklar. 18 yarda çizgisinde 7 yardalık bir koşu vardı. Bir koşu oyunu daha Levent Deniz Çelik'ten. Ama Yeditepe Eagles savunması hemen üzerine kapandı ve hücumu durdurdu. Ancak Hacettepe buradan hücum hakkını tazelemeyi başardı. 22 yarda çizgisinden 1 ve 10 oynayacak Hacettepe. Zaman daralıyor. Zaman şu an Yeditepe Eagles'ın lehine işliyor. Hacettepe hücumu başladı. Bir koşu oyunu daha Levent Deniz Çelik'ten. Ama Yeditepe Eagles savunması etkisini göstermeye başladı. Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi'nde final heyecanı ve Yeditepe Eagles'ın 19-8'lik üstünlüğü. Eagles adım adım şampiyonluğa gidiyor. Hacettepe Red Deers koşuyor. Ancak Eagles savunması durdurmayı başarıyor bu koşu oyununu da. Evet, 3. hücum hakkım olacak. Yoksa evet, first down kararı. Top şu an çünkü 32 yarda çizgisinde. 22 yardadan başlamışlardı. Yani ilk kez bu sporu izleyenler için bir hatırlatmada bulunalım. Bir takım hücum hakkını tazelemek istiyorsa, ki 4 tane hücum hakkı bulunuyor. Ve bunun için de en az 10 yardalık mesafeyi geride bırakması gerekiyor derken, bu arada bir ceza bayrağı vardı. Bakalım kimin aleyhine bir ceza çıktı. Evet, 5 yardalık bir ceza. Offside kararı Yeditepe Eagles savunmasına. Evet, şu an Hacettepe hücumu 1 ve 5 oynuyor. Bir pas oyunu, ancak başarılı olmayan bir pas oyunu. Bu maçta Hacettepe pas oyunlarından istediği sonuçları çıkaramadı.
Evet, bu arada Umut Köroğlu kendisi koştu ve hücum hakkını da tazeledi Hacettepe Red Bears'ın. Yani şu an topun nerede olduğu ile ilgili, evet evet, hücum hakkını tazeledi, doğru karar. Ufak bir tartışma oldu orada first down olup olmadığı ile ilgili, ama evet, birinci hücum hakkını oynuyor. Umut Köroğlu'nun pası ellerden kaya kaya yere düşüyor. İkinci hücum hakkı olacak Hacettepe'nin. 42 yarda çizgisinde 2 ve 10. Süre azalıyor. Süre Yeditepe Eagles'ın lehine işliyor. Evet, bir koşu oyunu daha geliyor şu an. Evet, Levent Deniz Çelik ilerliyor. Levent Deniz Çelik touchdown'a mı gidiyor? Levent Deniz Çelik 58 yardalık bir koşu touchdown'ı yapıyor. Hacettepe yavaş yavaş geliyor. Levent Deniz Çelik maçtaki ikinci touchdown'ı oldu. Biri 33 yardalık degaj dönüşü, ikincisi de 58 yardalık koşu oyunundan bir touchdown ve Hacettepe Red Deers farkı tek hanelere indirmeyi başardı. Evet, bu arada bir ekstra iki saha, ekstra iki sayı daha deneyecek. Şu an ben öyle görüyorum. Evet, iki sayılık oyunu oynayacak Hacettepe. Bu arada sahada bir poşet var. Evet, Levent Deniz Çelik kendisi gitti. Evet, gol bölgesine girdi. Bir 8 sayılık daha. Bir taçtan sonrası bir ekstra 2 sayı daha. Levent Deniz Çelik şu an takımına 14 sayılık bir katkıda bulunmuş durumda. Hacettepe Red Deers maça ortak olmuş durumda. 19-16 oldu skor. Fark 3 sayıya düştü. Evet, süre azalıyor ama Hacettepe Red Deers, Levent Deniz Çelik sayesinde, onun yaptığı 2 touchdown sayesinde bir anda geri döndü ve farkı 3 sayıya düşürdü. Bakalım Hacettepe Red Deers 19-0 geride olduğu İlk yarısında sayı bulamadığı bu karşılaşmayı çevirebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Yoksa Yeditepe Eagles bir touchdown bulup işi rahatlatabilecek mi? Yine tek saha, evet, one side kick denilen tek taraflı vuruş yapıldı. Ancak Eagles burada yine topu kapmayı başardı. Yeditepe Eagles için önemli bir hücum serisi olacak. Hacettepe Red Deers içinse çok kritik bir savunma serisi olacak. Ve bu arada Yeditepe'li taraftarlardan büyük bir destek var hücuma. Evet, yine Curtis Walsh var oyun kurucu pozisyonda. Eduardo Maranhão ilerlemeye çalıştı. Ancak Red Deers savunması dur. Evet, bu arada Red Deers oyuncular bir fumble beklentisi var. Bakalım nasıl bir karar çıkacak oradan.
Evet, yere düşen topu Eduardo Maranhão kontrol etmeyi başarmış olsa ki ikinci hücum hakkını oynayacak Yeditepe Eagles. 47 yarda çizgisinde kendi yarı sahasında ikinci hücum hakkını oynuyor Yeditepe Eagles. Fark 3 sayıya inmiş durumda. Yeditepe Eagles 19, Hacettepe Red Devils 16. Ve şimdi Yeditepe Eagles hücumu ikinci hakkı ve bu arada bariz bir offside. Bariz bir offside kar oluyor. Çok erken hareket etti orada Hacettepe Red Devils'ın savunma hattında 75 numaralı formasıyla Barış Dönmez. Kritik bir hata diyebiliriz aslında bu kalan kısa süre içerisinde. Şimdi 5 yarda daha ileriden bir ikinci hücum hakkını oynayacak Yeditepe Eagles. Gol bölgesine 48 yarda uzaklıkta. Evet, bu arada Yeditepe Eagles'a ciddi bir destek var. Eduardo Maranhão koşuyor. Eduardo Maranhão first down alıyor. Hücum hakkını tazeliyor. Nereden çıktı Eduardo Maranhão? Ben hala anlayabilmiş değilim şu an. Ve bu arada bir holding cezası, illegal tutuş cezası çıktı galiba Yeditepe Eagles'a. Evet, onlar için kritik bir hata olmuş oldu o holding kararı. Evet, bu arada top şu an 47 yarda çizgisinde duruyor. Karar herhalde evet, şu an yine 47 yarda çizgisinde gibiydi top. Ve bu arada bir koşu oyunu var. Eduardo Maranhão koştu ancak şu an istediği mesafeyi kat edemedi. Bir önceki koşu oyunu gerçekten muhteşemdi. Brezilya'nın milli running back'i Eduardo Maranhão. Bu arada bir mola var. Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi'nde final heyecanı zirveye çıkmış durumda. Yeditepe Eagles 19-0 üstünken ard arda bulduğu touchdownlar ve ekstra 2 sayı oyunlarıyla geri dönüş yapan bir Hacettepe Red Devils var. Ve fark 3 sayıya inmiş durumda. Çok kritik artık kalan süreler. Her iki takım için de kritik. Avantaj 3 sayı Yeditepe Eagles'ın lehine. Ve son taktikleri alıyorlar molada. Hacettepe savunması ve Yeditepe hücumu. Evet, mola sona erdi. Takımlar sahaya yeniden dizilecekler. Siz de duyuyorsunuzdur şu an. Yeditepelilerin hücumuna bir desteği var. Evet, üçüncü hücum hakkı bu. Bakalım hakkını tazeleyebilecek mi Eagles? Curtis Walls, Eduardo Maranhão'ya verdi. Ancak Hacettepe Red Devils savunması geçiş şansı vermiyor Maranhão'ya. Ve üstüne üstlük top Yeditepe Eagles'ın yarı sahasına geri döndü. Bu arada dördüncü hücum hakkı olacak Yeditepe'nin. Bakalım degaj mı yapılacak yoksa bir risk alıp hücum mu oynayacak Yeditepe? Kendi yarı sahasının 49 yarda çizgisinde bir mola bu arada. Heyecan daha da artıyor. Kalan süre çünkü baya baya azalmış durumda. Burada yapılabilecek herhangi bir hata çok pahalıya mal olabilir.
Bir sürü olasılık var. Şu an son düdük çalınana kadar hiçbir şeyin garantisi yok ve mola sona erdi. Yeditepe Eagles hücumu büyük bir risk aldı. 49 yarda çizgisinde kendi yarı sahasında 4 ve 9 oynayacaklar galiba. Şu an yanlış görmüyorsam. Yok, düzeltiyorum. 4 ve 8 oynayacaklar. Evet, en az 8 yardalık mesafeyi geride bırakması gerekiyor. Ve bu arada bir değişiklik var galiba. Evet. Az önce Degaç takımı sahadaydı ancak bahsetmiştik az önce, risk alacaklar demiştik. Hücum takımı tekrardan sahada. Şu an bir kargaşa var. Şimdi degaj mı oynanacak, hücum mu oynanacak? Kimse anlayabilmiş değil bu durumda. Evet, bu arada hakemler arasında bir anlaşmazlık mı var? Bu arada evet, kasklar konusunda galiba uyarılar var oyunculara, antrenörlere maçın durumuyla ilgili bir açıklama yapılıyor. Maçın baş hakemi Umut Erdener tarafından. Şu an 3. hücum hakkı olarak gözüküyor. Şu an son durumu sizlere anlatıyorum. Evet, 3. hücum hakkını oynuyor Yeditepe Eagles ve 49 yarda çizgisinde kendi yarı sahasında. 3 ve 2, 3 ve 8. Evet, Curtis Wolf bir pas oyunu oynadı. İlhan Mert Bozatlı topu yakalayamadı. Bayrak da yok. Ceza bayrağı da çıkmadı ve şu an Yeditepe'nin Degaç takımı sahaya girdi. Öte yandan sizlere şundan da bahsedelim. Kupada ve madalyalar da sahanın kenarında bekliyor. Acaba bu kupa kime gidecek? İkinci lig şampiyonu kim olacak? Hacettepe Red Bears mı yoksa Yeditepe Eagles mı? İşte bu sorunun cevabını öğrenmeye çok az zaman kaldı. Heyecan dorukta. Hacettepe Red Bears hücumda 28 yarda çizgisinden İlk hücum hakkını oynayacak. Kendi yarı sahalısının 28 yarda çizgisinde şu an Hacettepe Red Bears. Bakalım Hacettepe 72 yardayı geride bırakıp touchdown'a ulaşabilecek mi? Eğer Hacettepe Red Bears şu an touchdown bulabilirse öne geçecek. Ve şimdi Levent Deniz Çelik koşuyor, koşuyor ve bu arada ceza bayrakları var. Ceza bayrakları olmasaydı hücum hakkını tazelemiştir Red Bears. Bakalım kimin aleyhine bir karar var? Evet, Yeditepe aleyhine bir karar. Otomatik olarak bir first down çıktı. Hücum hakkı tazelenmiş oldu. Yeditepe Eagles 19, Hacettepe Red Bears 16. 3 sayılık bir fark var. Bakalım Hacettepe Red Bears buradan touchdown çıkarabilirse öne geçecek. Şu an 49 yarda çizgisinde seyirciler heyecanlı, oyuncular heyecanlı, benchler heyecanlı, izleyiciler heyecanlı. Koşu oyunu yapıldı ve Hacettepe ilerlemeye devam ediyor. Bu arada bir mola alındı.
Evet, mola geldi şu an. Hacettepe Raiders'ın bir geri dönüşü ve maça yeniden ortak oluşuna şahit olduk. Karşılaşmanın ilk yarısında bir Yeditepe Eagles hakimiyeti vardı. Özellikle etkili pas oyunlarıyla sonuca ulaşmışlardı ve 19-0'lık bir üstünlük kurmuşlardı. Ancak Hacettepe Raiders kalan kısıtlı sürede Levent Deniz Çelik'le iki touchdown buldu. Sonra iki tane de bu touchdownlar sonrasında iki tane de ekstra iki sayı kazandı ve farkı 3 sayıya düşürmeyi başardı Hacettepe. 19-16'lık bir skor Yeditepe Eagles lehine. Bu arada bir pas oyunu isabetli değil. İsabetli değil. Pas oyunu isabetli değil. Erdem Sarıkaya orada yapmış olduğu savunmayla pas oyununu durdurmayı başarıyor. Heyecan dorukta. Şu an 3. hücum hakkı Hacettepe'nin. 3 ve 6 oynayacak Hacettepe Raiders. Yeditepe'nin 47 yarda çizgisinde Hacettepe. Çok kritik bir hücum. Çok kritik bir oyuna. Ve bu arada bir ceza bayrağı var. Şu an Yeditepe Eagles'lar mutlu. Evet. Hatalı çıkış kararı. Sürenin de azaldığını düşünürsek Eagles taraftarlarında bir mutluluk, bir sevinç söz konusu. Skor 3 sayı farklı Eagles lehine. Süre Eagles lehine işliyor. Çok kritik bir oyun oynayacak şimdi. Bir koşu oyunu var ve Hacettepe Raiders hücum hakkını tazeleyemiyor. Tuğrul Gökpınar orada Hacettepe hücumunu, koşusunu durdurmayı başarıyor. Efe Agah Baran bir koşu oyunu oynamıştı orada. Risk aldı Hacettepe. Bir koşu oyunu. Hücum hakkını bu sefer tazelemeyi başardı Hacettepe. Sahnede yine Levent Deniz Çelik ve bu arada bir mola aldı Hacettepe. Çok ama çok heyecanlı bir final maçı. Yeditepe Eagles 19, Hacettepe Raiders 16. Kalan süreyi düşünürsek cidden erimiş vaziyette. Bu belki de maçın son hücum serisi olabilir. Eğer Hacettepe Raiders buradan touchdown çıkarırsa maçı da kazanabilir. Evet, bu arada bahsedelim, son dakikanın içerisindeyiz. Son dakika artık maçta. Evet, büyük bir ihtimalle bu Hacettepe Raiders'ın son hücum serisi olacak. Belki de maçın son hücum serisini izliyoruz. 39 yarda çizgisinden başladı hücum. Uzun mesafeli bir pas oyunu. Touchdown mı gelecek? Hayır, gelmiyor. Çünkü yakalayamadı topu orada. Başarılı bir pas oyunu çıkmadı. Artık uzun mesafeli pas oyunları deniyor Hacettepe. Raiders için son şanslar. 39 yarda çizgisinde touchdown'ı 39 yarda uzakta Hacettepe hücumu.
ikinci hücum hakkını oynuyor. Yine uzun bir pas oyunu ve bu arada interception mı? Hayır. Hayır, hayır. Kıyısından döndü. Hücumda wide receiver, top alıcı olarak izlediğimiz Atilla Işık şimdi savunmada da yer alıyor ve pas çalmanın kıyısından döndü. Herkes heyecanla bekliyor. Bakalım ne olacak? Üçüncü hücum hakkını oynuyor Hacettepe Red Deers. Evet, bu koşu oyununu durduramadı. Evet. Bu arada üçüncü hücum serisinde hakkını tazeleyemedi Hacettepe. Son hakkı. Hacettepe'nin bu hücum serisindeki son hakkını izliyoruz. Eğer Hacettepe Red Deers burada hakkını tazeleyemezse veya sayı çıkaramazsa, ve bu arada maç bitti. Yeditepe Eagles şampiyon oluyor. Şampiyon Yeditepe Eagles. Çok büyük bir sevinç var Yeditepe cephesinde. İstanbul ekibi karşılaşmayı 19-16 kazanıyor ve 2019 sezonu Türkiye Korumalı Futbol 2. Liginin şampiyonu oluyor. Ayrıca 1. Lig'e yükseliyor. Bir yıl aranın ardından sonra Yeditepe Eagles tekrardan Türkiye Korumalı Futbol 1. Lig'inde. Birazdan kupa töreni yapılacak. Şimdi iki takım da maç sonu tebriğini yapıyor ve bu arada Yeditepe'li kızlar, ki bunların yanılmıyorsam hepsi bir flag futbol takımı oyuncusu, bayrak futbol takımı oyuncusu Yeditepe'nin. Onlar da Türkiye şampiyonu olmuşlardı 5'e 5'te. Onlar da şampiyonluğu kutluyor. Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi şampiyonu Yeditepe Eagles oldu. Hacettepe Red Deers'ı 19-16 mağlup etmeyi başardılar. Hacettepe'nin geri dönüşü yeterli olmadı. Ellerinde son bir şans vardı. Bunu iyi değerlendiremedi ve Yeditepe Eagles karşılaşmayı 19-16 kazanarak Türkiye Korumalı Futbol 2. Liginin şampiyonu olup 1. Lige yükseliyor. Hacettepe Red Deers için hiçbir şey bitmiş değil. Önlerinde bir play-out maçı var. Anadolu Rangers'la oynayacağı. Eğer Red Deers Rangers'ı mağlup ederse o play-out maçında, onlar da gelecek sezon 1. Lig'de yer alacak. Şu an Yeditepe Eagles'ın oyuncuları şampiyonluk için, evet, kupa merasimini bekleyecekler. Bu arada evet. Oyuncular Eagles'ın antrenörlerinden Onur Durağ'a buz döktüler. Onur Durağ'ın üstüne buz döktüler. Eagles'ta büyük bir sevinç hakim. Hacettepe ise, evet, şu an fair play, centilmenlik örneği, Hacettepe'liler alkışlanıyor. Yeditepe'li oyuncular ve taraftarlar tarafından heyecanlı bir maç. 19-0'dan
geri dönmeye çalışan, maça ortak olmayı başaran Red Deers, ancak maçın sonunda kazanan Yeditepe Eagles. Bu arada bir su geliyor. Evet. Evet. Suyu da Eagles'ın baş antrenörü Eric Hunter'ın üzerine döktüler. Hacettepe'liler de Yeditepe'lileri alkışlıyor şu an. Gerçekten güzel görüntüler. Her şeye rağmen Hacettepe'liler de kutlamasını yapıyor. Ve diğer tarafta da Yeditepe Eagles'lıların şampiyonluk sevinci var. Yeditepe Eagles geçtiğimiz sezon 1. lige veda etmişlerdi. Bir yıllık aranın ardından tekrardan Türkiye Korumalı Futbol 1. liginde mücadele edecek. Hacettepe Red Deers içinse tabii onlar da direkt çıkmak istiyordu. Ancak önlerinde bir şans daha var. Hacettepe Red Deers 2017 yılında veda etmişti 1. lige. 2. lige düşmüşlerdi. Geçtiğimiz sezon finalde Gazi Warriors'a kaybetmişlerdi. Playout maçına çıkmamışlardı. Çıkmama kararı almışlardı Uludağ Timsahlar karşısında. Ve yeniden 2. ligde mücadele etmişlerdi. Yani bu sezon yine 2. ligde oynadılar. Yine finalde kaybediyorlar. Evet, bu arada yani tekrardan bahsetmek gerekirse Hacettepe Red Deers için hiçbir şey bitmiş değil. Önlerinde bir playout maçı var. Anadolu Rangers'ı mağlup ederlerse eğer o playout maçında iki senelik aranın ardından tekrardan Türkiye Korumalı Futbol 1. Ligi'nde mücadele edecekler. Tekrardan maçın skorunu söyleyelim sizlere. Yeditepe Eagles 19, Hacettepe Red Deers 16. Yeditepe Eagles Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi 2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlıyor ve bir yıllık aranın ardından tekrardan 1. ligde mücadele etmeye hak kazanıyor. Eagles'lı oyuncular birbirlerini kutluyor şu an. Kupa töreni birazdan başlayacak. Büyük bir sevinç hakim Yeditepe'de. Hacettepe'liler ise tabii ki kaybedilen final maçının üzüntüsünü yaşıyor ama yine hatırlatmakta fayda var. Eğer Red Deers Anadolu Rangers ile oynayacağı playout maçını kazanırsa 1. lige çıkacak.
kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra tekrardan birlikteyiz. Değerli Sakarya TV izleyicileri, Türkiye Korumalı Futbol 2. Liginde şampiyon Yeditepe Eagles oldu. Hacettepe Red Deers'ı 19-16'lık skorla mağlup etmeyi başardılar ve namağlup şampiyon olarak 1. Lige çıkmayı başardılar. Şu an büyük bir sevinç hakimi Yeditepe'de. Birazdan kupa töreni gerçekleşecek. Evet, Yeditepe'li oyuncular şu an şampiyonluk pozu veriyorlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kupa töreni gerçekleşiyor. Şu an Türkiye Rugby Federasyonu Başkanı Sayın Murat Pazan, müsabakanın hakem ekibine madalyalarını verdiler. Bu arada ödüller de var. Bakalım ödüller kimlere gidecek? Evet, şu an Sakarya Tatankaları baş antrenörü Sayın Cenk Yavuz'a bir ödül veriliyor. Ayrıca şu an bir işi nedeniyle burada olamayan Sakarya Üniversitesi rektörüne de ödülü Sakarya Tatankaları baş antrenörü Cenk Yavuz'a teslim edildi. Ödüller
Türkiye Rugby Federasyonu Başkanı Murat Pazan tarafından. Yok, kendisi de burada. Arkadaşlar, öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi yapabiliriz, tamam. Hepinizi tebrik ediyoruz. Kenardan seyrettik. Güzel performanslar oldu. Hem ofansta hem defansta güzel performanslar oldu ama ben hakikaten senelerdir ilk defa bu kadar fedakar bir yabancı gördüm. Takımı sahada tutmak için, hücumu yönlendirmek için seke seke omuzlarda gitti geldi. Ben tebrik ediyorum. Curtis Wallace MVP ödülü için, MVP ödülü için onu ben aday gösterdim. Onu seçtik. Tebrik ediyoruz. Evet, karşılaşmanın en değerli oyuncusu Eagles'ın ABD'li oyun kurucusu Curtis Wallace oluyor. Gerçekten sakatlığına rağmen mücadelesini sürdürdü. O zaman şimdi böyle karmaşıklıkla madalyasız kalmamanız adına sizi şöyle bir tek sıra halinde alalım. Önce ve madalyaları verelim, sonra kupaya. Şöyle bir tek sıra halinde. Şimdi Yeditepe Eagles'lı oyunculara madalyalar verilecek. Beyler, ben Tuğrul Bey'e takacağım. O bana takacak. Hoş geldin. Kızlar, fotoğraf çekin kızlar. Kızlar, video çekin. Şu an ödüller teker teker dağıtılıyor. İşte şampiyon olan Yeditepe Eagles'ın oyuncuları. 3 numara Berk Sezgin, 10 numara Ali Örmen, 11 numara İlhan Mert Bozatlı, 13 numara Atilla Işık, 14 numara Curtis Walls, 17 numara Evindar Çıtıl, 23 numara İslam Durak, 27 numara Hakan Parmaksız, 29 numara Kaan Atsever, 30 numara Burak Tataroğlu, 32 numara Özgür Ceylan, 33 numara Emrecan Yoltay, 34 numara Erdem Sankaya, 41 numara Eduardo Maranhao, 45 numara Emre Bostancıoğlu, 47 numara Atakan Krant, 48 numara Selahattin Özdemir, 50 numara Alper Çakır, 52 numara Yiğit Telli, 55 numara Göksel Yenginer, 56 numara Yiğit Doğanay, 58 numara Tuğrul Gökpınar, 60 numara Aras Aknam, 61 numara İbrahim Cemre Beşir, 62 numara Orkun Lokum, 68 numara Furkan Safa Deniz, 69 numara Canberk Bali, 75 numara Hasan Can Başkan, 71 numara Gökhan Eren Aslan, 79 numara Can Bulut, 80 numara Ulaş Çakmak, 89 numara Berkecan Aktaş, 90 numara Berdan Deniz Kaman, 91 numara Enes Karayel,
94 numara Umut Baran Çelen, 98 numara Kaan Topsakal ve 81 numara Kaan Saltık. Şimdi kupa zamanına geldi. Şimdi sıra kupanın verilmesinde. Haydi getir. Türkiye Rugby Federasyonu Başkanı Sayın Murat Pazan takdim edecek kupasını Yeditepe Eagles'a. Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligi şampiyonu. Yeditepe Eagles. Evet sevgili Sakarya TV izleyicileri, şu an yanımızda karşılaşmanın en değerli oyuncusu Curtis Walls yanımızda. Curtis, congratulations. Thank you, thank you. Glad to be here. This is your last game. You came here for final game playing for Eagles last time, and also you have an injury, but you stay here and playing again. What can you say about your performance and the championship? I came back to be with my teammates, and they're a great group of guys, and I just wanted to pull out a win for them. They deserve everything. They deserve a win. They deserve the championship. So I just wanted to do anything I could to help them win. So I was glad I was able to do that. And I mean, it wasn't pretty, but a win is a win. So I'm happy for everybody. Let me translate, please. Curtis Walls öncelikle şunu söyledi. Biz bu maçı, galibiyeti, şampiyonluğu hak ediyorduk. Bunun için ben de savaştım, mücadelemi verdim. Çok mutluyum sonunda diyor. Thank you, Curtis. No problem. Thank you. Başkanım. Olur. Şuradayım. Şimdi de yanımızda Türkiye Rugby Federasyonu Başkanı Sayın Murat Pazan var. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle güzel, eğlenceli bir maç izledik. Kıran kırana bir rekabet. Hacettepe'nin bir geri dönüşü çabası oldu, ancak sonunda Yeditepe'nin şampiyonluğu. Karşılaşma hakkında öncelikle sizin bir değerlendirmenizi alabilir miyim? Karşılaşma hakkında tabii ki dediğiniz gibi çok çekişmeli bir maçtı. Ben artık şunu görüyorum. İlk geldiğimiz, biz 3 yıldır federasyon yönetimindeyiz. İlk geldiğimiz yıllarda böyle çok böyle seyir zevki olmayan, İşte uçurum farkları olan maçlardı, ama artık her maçımız böyle final havasında geçen, kafa kafaya geçen maçlar. Sizler de izlediniz, zaten gördünüz. Dediğiniz gibi Hacettepe'nin son dakikalarda bir geri dönüşü vardı. Hatta son saniyelerde de iyi bir şey yakaladılar. Ama tabii şampiyonluk dediğiniz şey bir kişiye nasip olabiliyor. Bugün Yeditepe bu maçın galibi oldu. Yeditepe 1. lige yükseldi. Ama Hacettepe'nin de hala şansı devam ediyor. Önünde bir maçı var. Biz Yeditepe'ye hoş geldiniz diyoruz. Hacettepe'nin de
bir sonraki maçında başarılar diliyoruz. Ligde yer alan bütün takımlara başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Pazar. Bizler de teşekkür ederiz. Teşekkürler. Burada bizimle beraber olduğunuz için de yayın fırsatı verip buraya gelemeyen bu camiye gönül vermiş insanlara izleme fırsatı sunduğunuz için. Teşekkür ederim ben de. Sağ olun. Sağ olun. Az önce Türkiye Rugby Federasyonu Başkanı Sayın Murat Pazan'ın da görüşlerini aldık. Ben Bertan Arman. Sakarya TV adına yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tekrardan hatırlatalım. Yeditepe Eagles Türkiye Korumalı Futbol 2. Ligini şampiyon olarak tamamladı ve gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek. Hacettepe Red Deers ise bir play-out maçı oynayacak. Şansı sürüyor. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sen buradasın herhalde. Evet, şu sefer. Ben geliyorum.